zikir halkaları oluyor dedi bazen dedi camide şurada burada yapıyorlar falan buna iştirak etmek gerekir mi? Gerekmez efendim. Bir kere o şekilde böyle el ele verip de internete bile koymuşlar. O şekilde bir zikir yok. Ne Abdülkadir Geylani Hazretleri talebeleriyle öyle ayağa kalkmışlar, el ele tutmuşlar falan dönmüşler, bağırmışlar, çalmışlar. Öyle bir şey kitaplarda yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri ve onun yolundakilerde yok. Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin yolunda yok. Ama adamlar sonra bunları uydurmuşlar. Uydurmuşlar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne nasıl dönüyor, neyi çalıyor diye aynı şekilde uydurdukları gibi. Onlar da uydurmuşlar. Dolayısıyla bu zamanda tarikat adı altında faaliyet gösterenlerin hemen hemen hiçbirisi isim kullanmışlar ama esas gerçekleriyle bağlantılı değil. Dolayısıyla bunlara itibar etmemeli. Ben de diyor söylüyorum diyor. Yani gereği yok ben aynı şekilde İslam ve toplumu dinliyorum senelerdir. Lazım olan şeyler hatta soruyorum da oradan cevabını da alıyorum. İhtiyacım yok. Doğru söylemiş. Gereği yok. Hele tam İlmi Hazreti'nde bildiği kitap varsa hiçbir şeye ihtiyacı yok. Lazım olan şeyi orada şey yaparsınız. Yani bulursunuz. Seneler önce biz yani Türkiye gazetesine geçmeden önce ben Milli Eğitim'de çalışıyordum. O zaman Balıkesir Gönen, Ömer Seyfettin'in sizinle vazifem vardı. 3-5 arkadaş biz Gönen'de bu hakikat kitabı, o zaman Işık Kitabı evi oradan kitap getirirdik. Geceleri şeylere giderdik, köylere giderdik. Öyle naklakla koturacağını. Allah veren dini doğru olarak götürürdü köylere. Bu İran'da bir ihtilal oldu. Hümeyni'yi getirdiler. Şii dini lider falan filan diye. İşte o gittiğimiz köylerde bir sene sonra tekrar giderdik. Bizi birden almaz yani birisi alır okur. Aa ben okudum çok şeydi. İkinci de daha çok aynı şekilde orada alanlar oluyordu. Hiç unutmuyorum. Öyle gittiğimiz, ertesi sene gittiğimiz o ihtilalden sonra gittiğimiz bir köyde. İşte o zamanlar şey yaşı 60-65 gösteren bir adamcağız. Dedi o kalın kitap dedi dediğiniz gibi dedi. Onu anlatırken dediniz ki alim bir müftü gibidir. Ne lazımsa aynı şekilde o kitapta bulursunuz demiştiniz dedi. Bu işte dini lider, Şii lider, Hümeyni, Mümeyni falan deyince gittim dedi. Madem bu kitapta her şey var açayım. Açtım dedi. Şiilik ondan sonra Şia onları okudum dedi. Ya dedi bu dedi ehl-i sünnet değilmiş dedi ya bunlar. Bidat fırkasıymış dedi. Ondan sonra ben sildim attım dedi Hümeyni'yi zihnimden. Sildim attım dedi. Yani elde böyle bir kitap olursa ve biz de ısrarla onun için diyoruz yani kitap okumalı. Dolayısıyla yani o kitapta olursa yani bizi kimse kandıramaz ve aldatamaz. Bir de dinleyicimiz dedi ki siz dinlerken de tesbih çekilir mi? Vaaz edilirken veyahut da dini konu anlatırken başka bir şeyle meşgul olabilir. Eğer yani tesbih çekilebilir. Fakat hani bir söz de var. Bir koltukta iki karpuz olmaz diye. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Mahsur diye Kur'an-ı Kerim okurken olmaz ama. O kesin yazılmış. Burada var. Ha, ikisini de aynı şekilde halledebiliyorsan tamam. Ama şimdi dinlerken zihin oraya gider de parmağım hani la ilahe illallah diye otomatik çekmeye başlarsa o tehlikede var. Onu da unutmamalı. Yok ben saymıyorum. Hani la ilahe illallah diyorum falan tamam saymıyorsa mesele yok. Gelelim efendim bu dinleyicimizin son bir suali daha vardı. Dinleyici